Prodersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımızın olmazsa olmaz programlarından Malwarebytes ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Nedir öncelikle arkadaşlar? Bilmeyen kardeşlerimiz için onu açıklamaya çalışayım. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılım. Bu solucan olabilir, Truva atı olabilir, Keylogger olabilir, virüs olabilir. Bu şekilde yazılımları bilgisayarımızdan temizlemek için biz bu programı kullanıyoruz. Programın ücretsiz versiyonu var. Bir de ücretli versiyonu var. Ücretsiz versiyonunun linkini ben açıklamalar kısmında ekleyip sizlerin de isteyen kardeşlerimizin kullanmasını sağlayacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar internetten hepimizin oyun indirdiği, film indirdiği, program indirdiği zamanlar oluyor. Bunlara bu kötü amaçlı yazılımlar bulaştırılıyor ve bunlar bizim bilgisayarlarımıza zarar veriyor. Bunlardan korunmak için de bu tip programları kullanıyoruz. Şöyle Malwarebytes'ın arkadaşlar şöyle kısa bir tanıtımını sizlere yapayım. Burada gördüğünüz gibi lisans premium olarak kullanıyoruz. Versiyonunu burada görüyorsunuz. Yine şu anda tarama gerçekleştirdiği için şöyle detayını göstereyim size. 135.200 küsür taramayı şu anda dosyayı taramış. Yine gerçek zamanlı taramada biz bu programla yapabiliyoruz. Bilgisayarımızın çok bir gücünü kullanmıyor. Dolayısıyla arka planda da hızlı bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar tarama kısmına geldiğimiz zaman zaten biraz önce görmüştünüz. Buradaki bütün taramaları gerçekleştirdikten sonra analizini de yapıyor, işlemi bitiriyor. Tabii ki bu tararken biz bunu duraklatabiliriz. Sonrasında tekrar başlatırız veya iptal edip sonra yeniden tarama işlemini yapabiliriz. Ayarlar kısmında arkadaşlar yok sayılan zararlılar. Burada biz istediğimiz site olsun, isim olsun, dosya olsun girerek onları es geç diyoruz. Yani programa diyoruz ki bunlar benim için zararlı da olsa önemli değil. Gönder diyorsun. Geliyor. İnternet yok sayılanları yine aynı şekilde IP ve alan adı ekleyerek bu şekilde programa bunlara izin ver diye izin veriyorsunuz. Algılama seçenekleri zararlı koruması etkin demiş. Zararlı internet koruması etkin. Buralarda etkin yapıyoruz. Bu ayarlarla çok fazla oynamayın arkadaşlar. Sadece şu gördüğünüz kısımlar seçili değilse onu seçin. Güncelleme ayarlarını 7 günde bir demiş. Veki sunucusu yok. Burası önemli değil. Geçmiş ayarlara zararlılara karşı savaşa anonim veri sağlayarak katkıda bulunun. Biz onlara veri göndererek onların da yeni kötü amaçlı yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmasını da bu şekilde sağlayacağız. Yine erişim kuralları arkadaşlar. Burası boş. Herhangi bir şey yok. Gelişmiş ayarlarda arkadaşlar başlangıçta Windows'la beraber bu programı başlatmak istiyorsak şu kutucuğu seçeceğiz. Tabi ona gerek yok. Çünkü ilk açılışta bu sefer de bilgisayarımızın açılış hızı değişecek. Tabii ki SSD takılı olan kardeşlerimiz açabilir. Başlangıçta korumayı şu kadar geciktir diyor. 15 saniye sonra başlıyormuş koruması. Kendini koruma modülünü devreye sok demiş. Buralarla pek oynamıyoruz. Yine otomatik zamanlamayla ilgili her bir saatte tekrar eder. Güncelleme her bir günde tekrar eder demiş. Bu program arkadaşlar gerçekten çok çok güzel program. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Geçmiş kısmında size neler yakaladığını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bakın şunun tamamı zararlı yazılım. Şöyle tıklanca kategoriye ayırıyor mu? Yok, ayırmıyormuş. Bakın kayıt anahtarlarımıza kadar girmişler arkadaşlar. Dosyalarımız var. Burada nerelere girdiğine dair burada uzantı adresleri var. Konumları. Arkadaşlar bu şekilde çok fazla bu zararlı yazılımlardan var. McAfee antivirüs programı da var. Bende lisanslı. Benim yaklaşık 5 yıldır laptopuma format atılmadı. Öyle söyleyeyim. Yani bu iki program, bir tane antivirüs, bir tane bu. Yine tabii Windows'un da kendi içerisinde güvenlik duvarı var. Diğer antivirüsle ilgili uygulamaları var. Onların da katkısı illaki olmuştur. ProDersler kanalımda Malwarebytes'ın kullanımını, arayüzünü sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler.